Sevgili takipçilerimiz merhabalar. Haber bahane ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de ben Gökay Kalaycıoğlu. Bugün bir peri masalının yıllar önce, tam 7 hatta 8 sene önce bir peri masalıyla dünya evine giren ve bir dönemin en kıskanılan, en imrenilen hem geliniydi hem genç kızıydı. Çünkü Türkiye'nin önde gelen futbolcularından biriyle şahane bir evlilikle bizlerin hayatına katıldı. Yağmur Sarnıç'tan bahsediyorum. Yağmur Aşık demiyorum, Yağmur Sarnıç diyorum. Çünkü 3,5-4 yıldır süren bir boşanma davası var. İşte bugün haber bahane diyeceğiz ve bu boşanma davasının tanıştıkları an itibarıyla gelinen şu sürecin hep birlikte bir Z raporunu alacağız. Buyursunlar. Sizin tanışmanızın hep şaibeli olduğu söylendi. Net soracağım, net cevap istiyorum. Şaibe yok Gökay, çok basit. Yani şaibenin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Senin evet, mesleğinle şey alakalı. Yok. Sen net soracağım. Hiç öyle bir şey yok. Sen tere kız mıydın? Hayır. Ben böyle dansçıyım. Dansçısın. Tolga'nın dans okulundan, hatta Apache'dir. Lakabı aha. Erol benim dans öğretmenimdir. Programa da bağlandı haberim yokken sürpriz yaptı, hatırlıyor musun Erol Bey'le beraberken? Evet. Anlattı zaten. Ben 13 yaşından beri profesyonel dans gruplarında dans yapan bir insanım. Dans ederek paranı kazanıyorsun, doğru bir mu? Bir süre kazandım. Ondan sonra yapmadım, işletme yaptım. İşletmecilik yaptım. Tabii. Mekanlarda, şu anda da hala. Restoranlar, kafeler tabii, kafe, falan. Kafe, restoran, otel. En son otel işletmiştim. Peki nasıl işte tanıştınız siz? Ne deniyor biliyorsun değil mi? Şimdi ben anlatayım. İşte yok bir arkadaşlık sitesi, yok bilmem hayır, sitesi. Hayır, hayır, hayır ya. İçinde fuhuşun döndüğü, bilmem nenin döndüğü falan hayır, yani. Hayır, ne münasebet ya. Ha. Şimdi benim bir tane kuzenim var, çok severim, Yunus. Buradan ona da selam yollayayım. Bir gün hala oturuyoruz evde. Bu tanışmaya vesile olduğu için hala selam yolluyor musun? Küfür ediyorum ona sürekli. Hep senin yüzünden oldu diye neler yapıyorum. Şimdi bu bir gün bana geldi bu Galatasaraylı. Ben de Fenerliyim. Bana dedi ki ya de işte o kadar etrafında koşan insan var, peşinde işte çevren çok geniş. Bir tane futbolcu var dedi, Emre Aşık diye, Galatasaray'da oynuyor. Yakışıklı bir adam, şununla tanışsana falan. Baktım, ah be dedim, yaşlanmış o, ne yapayım ben onu dedim. Kaç yaşındaydı bu Emre o zaman? İşte ben 17, 16, 17 yaşlarındaydım. Ben 17 yaşındaydım, o da benden 19 yaş büyük. 19 yaş fark var mı aranızda? Tabii tabii. Wow. Aynen. Neyse bu makarası böyle geçti. Ondan sonra bir sene sonra falan ben bir sebepten tanışmak istedim. Hangi sebepten? O kadar olamaz. Hangi sebepten? Ya benim bir tane erkek arkadaşım vardı. Onu peki kıskandırmak için. Erdi Sungur mu? Ay ya, Erdi kim ayol? Erdi kim? Müptezel. Adını bile anma. Ben onu hayatım boyunca 2020 Şubat ayında bir aylık tanıdım. O da işte internet, Instagram üzerinden tanıştım. Elinde video olduğunu söyledi. Bana bir video attı. Kısa eski eşimle alakalı, erkek erkeğe. Muhabbetim bununla benim bu. Bu onu ben tanımam etmem. Ha yani kıskandırmak istediğin... Yok o değil. Ya başka sen bir şimdi futboldu. Bir dakika. Sen şimdi bir sene öncesinde 16-17 yaşındayken reddettiğin Emre Aşık'la bir sene sonra evliliğe başka giden sevdiğim, bu yola... Başka sevdiğim bir futbolcuyu kıskandırmak için böyle bir şey tanışmak istedim. Tanışayım ve dedim. Ve bu evliliğe kadar gitti. Aynen öyle oldu. Neyse. Hangi takımlıydı kız bu? Allah aşkına. Galatasaraylı. O da mı Galatasaraylı? Takımı birbirine düşürmüş. Yok. Yok öyle değil bir ya. Bir şey söyleyeceğim. 16-17 yaşındayken az önce yorumun dikkatimden kaçmadı. Bu kadar çevrende erkek var peşinden koşan. Hayatım dansçıyım ben. Dans etmediğim mekan yok ki. Alanya, Antalya, Marmaris bütün araştırırsın. Şimdi iyi neyi kendine çuvaldızı başkası. 16-17 yaşında bu kadar kişiyi peşinden koşturuyorsan. Ama güzel şimdi... kızdım şimdi yani. Ve kalıplıydım, boyumuzun olduğu için de sırıtmıyordum. 17'ydim, 16-17'ydim ama 20 gibi duruyordum hani makyajla falan, anladın mı? Yani bir felen çemberinden bir erken tabii geçme durumu olmuş ya yani. Ya hayatım ben kule dibinde büyüdüm. Kule dibi çocuğuyum ben. Taksim'de büyüdüm. Yani benim feleğin çemberinden geçme gibi bir ihtimalim yok. Ben saftirik salağım diye gezmiyorum ki. Ben gayet aklı başında birçok tecrübe edilmiş, tecrübeli bir insanım. Sonradan ama tüm bu aklın fikrini, bak şimdi bütün ne oldu? Tükürdüklerini yalıyorsun tek tek. Sonra ne oldu biliyor musun Gökhan? Bu işte benim o sevdiğim kişinin bir tane abisi vardı. Ben de çok severim onu gerçekten. Hala görüşürüm, çok severim. Bu kıskandırmak istediğin. Evet. Birlikteliğin. Ondan sonra onunla konuşurken dedim ki ya şuna dedim beni bir tanıştırsana. Bunların da arasında bir emlak, bir ev alım satımı olmuş. Oradan tanışıyorlar. Tamam dedi. Benim işte Emre'yi aramış. Numaramı vermiş ona. O mu yazdı ben mi çok hatırlamıyorum. Yazdık. O zaman da şey var.
BlackBerry, BBM'den. Aynen. Ha. Neyse yazıştık işte falan. Sonra buluştuk bununla biz Nişantaşı'da Çarklıt'ın önünde. O günde beyaz bir arabayla gelmiş. Bana diyor ki beyaz arabadayım. İki tane beyaz araba var. Ben yanlışlıkla diğer arabaya biniyordum. Tamam mı? Allah, keşke o gün Allah. O arabaya binseydim. Yanlış arabaya binseydim. Ay, keşke yanlış arabaya binip gitseydim diye düşünüyorum bazen. Neyse bindim işte falan. O gün ne hissettin ilk burun buruna geldiğiniz arabada? Etkilendin ya, mi? Ya hani bir şey hissetmedim o anda. Eğlenceli bir tipti. Eğlenceliydi. Eğlenceli bir insan. Hani o konuda şey yapamadım. 18 yaşındasın. 19 yaş var. Yok 17 yaşındaydım. 17 yaşındasın. Evet. Aranızda 19 yaş var. Emre'de evet. 36 mı oluyor o noktada? 36-37 bandında falan. 6 falan. Aynen. O civarlarda falan aynen. O civarlarda işte. Ne yaptınız ondan o gün? Sonra gittik bir şeyler içtik. Ondan sonra onun bebekte evi vardı. Orada oturduk. Kahve falan içtik. Şimdi dışarıda çekiyorlar falan diye magazin. Konuştuk. Sohbet ettik tatlım. İşte ondan sonra görüşmeye devam ettik. Bir hafta sonra biz kavga ettik, ayrıldık zaten. Yani tanıştığımız gün. Kavga sebebiniz neydi? Şöyle, şimdi benim bu arkadaşım bunu arıyor tanıştırmak için diyor ki buna. Ya diyor bir tane kız kardeşim var diyor. Çok tatlı, güzel bir kız diyor, iyi bir kız diyor işte. Ondan sonra bir şeyler söylüyor. O sırada da Emre buna kızıyor diyor ki öyle konuşma diyor. Yarın bir gün evlenirim bak diyor buna. Daha beni tanımıyor bile. Ağzından böyle bir şey çıkmış. Ağzından böyle bir şey çıktı dedi yani. Bak yarın bir gün evlenirim hani şey yanlış bir şey konuşma demiş. O da demiş ki yok ya işte o bizim işte birisiyle beraber olmaz falan demiş. Baştan zaten hiçbir şeyimi saklamadım. Her şeyimi biliyordum. Kiminle öncesinde olduğuma kadar. Aslında senin onu birini kıskandırmak için. Onu bilmiyordum. Onu bilmiyor muydun? Yok. Onu ne öğrendi mi? Yok. Şimdi öğrendi. Şimdi öğrendi. 7 seneden sonra adamın şimdi bir... Yok hayatım şimdi bak yalan yok. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Tanıştıktan bir hafta sonra gittim anneme aileme dedim ki ben bu adamla evlenirim. Bir hafta sonra. O ilk gün söylemiş ben bir hafta sonra dedim ben bununla evlenirim diye. Ne buldunuz sevmedim birbirinizle değil, bu kadar? Sevmedim değil sevdim yalan yok bak sevdim. Nesi çekti? Asla bu bir menfaat birlikteliği değildi. Onun açısından da öyle olmadığını düşünmek istiyorum. Belki de o sadece... Bir şeyleri gizlemek ve çocuk sahibi olmak için evlendi benimle. Ama benimki kesinlikle bir menfaat ilişkisi değildi. Sen bir şeyleri gizlemek için Emre Aşık'ın soyadı, Aşık soyadını almayı hedefledin mi? Ya Gökhan şimdi burada isim açıklaması yapmak istemiyorum. Beni tanıyan çok iyi tanır, bilir. Hani ben bir menfaat evliliği yapacak olsaydım onu böyle 100'le çarpıp 200'e bölecek adamlar vardı benim etrafımda. Ben mantık evliliği yapmadım. Ben aşk evliliği yaptım. Hangi mantık evliliği yapan insan 3 tane çocuk doğuruyor? Bir tane doğururdum. Geçerdim köşeme, alırdım alacağımı, bakardım keyfime. Niye ben salak gibi 3 tane çocuk doğurdum? Gencecik yaşımda. Yani sevmeden bir insan 3 çocuk yapabilir mi? Boşanma aşamasındayken bir de. Yani ben bak oralarda şimdi biraz bizim böyle... Şimdi bizim olayların buraya gelmesinin sebebi aradaki kişiler... Emre'nin şöyle bir huyu vardır. Dolduruşa mı geçiyor? Çok çabuk. Çok çabuk. Onun gerçekliğini araştırmaz. Ne burcu? Yay. O anda seni arar hemen. Hemen arar o anda. Sen dersin ya bir dur hemen şey yapma bak böyle söylüyorum ama falan. O anda arar hemen söyler. Ama o gerçek mi değil mi? Aslı var mı? Hemen inanır yani. Dolduruşa çok çabuk gelir. Ve asla kendi aklıyla hareket etmez. Hep birilerinin aklıyla, birilerine danışarak, sorarak yapar her şeyi. Hep böyleydi hayat boyunca. Ben tanıştığımda ablaları var iki tane ablası bunun hayatını yönetiyordu ve ben bunu bilmiyordum. Ben bunu evlendikten sonra fark ettim. Zaten bir haftada ben kendi ayakları üzerinde... karar vermişsiniz. Tanıştıktan ne kadar zaman sonra nikah masasına oturdunuz? Bir yıl. Hı-hı. Ama bir haftanın sonunda ikiniz de kafanızda evlenebilme ihtimalini konuşmaya başladınız. Evet. O bir senelik süreci de evli gibi mi geçirdiniz? İşte gün aldık. 6 ay zaten şey günü vardı. Tabii evli gibi geçirdik. Aynı eve. Önce aynı evde yaşamaya başladık. Denemek istedik. Denedik yani nasıl olur mu diye. Çünkü insanlar dışarıdayken en iyi haline gidersin, buluşmaya şey yaparsın ama ev haliyle birbirine katlanmak, aynı evde yaşayabilmek farklı mesela. Bir meziyettir yani biliyorsun. Bunu denedik. Sonrasında da tatillere gittik falan. Dedik ya tamam biz yapabiliyoruz. Bu bir sene de böyle geçti yani. Çok eğlendik beraber biz. Hani çok iyi zamanlarımız oldu açıkçası. Benim en çok kızdığım nokta ondan tamamen soğumamı ve nefret etmemi sağlayan sebep cinsel kimliğini benden saklamış olmasıdır. Bu kadar. Emin misin peki? %100. Ne zaman öğrendin?
İkinci boşanma davasında. Bana, bak bunlar şimdi benim tarafımdan bakıldığında... Bana fuhuştan sabıkası var diye iftira attığı gün benim travesti bir arkadaşım beni arayarak onun birlikte olduğu travestilerle beni konuşturdu. Ve ben bununla ilgili dava açtım. O kadar eminim ki yaptığına. Ve beni en çok yaralayan, üzen de bu işte, anladın mı? Hiç şüphelen, bak bunlar... Ya şüphelenmek sana... derken nasıl kondurabilirsin ki? Yani adam 5 vakit namaz kılıyor ya. Şimdi buraya beni çağırdın, bana inanmıyor musun falan filan deme. Şimdi bunlar benim tarafımdan bakıldığı zaman yayıncı kimliğim itibariyle bunlar benim için, altını çizerek söylüyorum, iddia. Senin tarafına geçildiği zaman elimde malzemeler var diyorsun, benim görmediğim. Dolayısıyla... yani şu an tabii göremeyiz onları da. Vallahi dinletirim istersen miden kaldırırsa. Yok teşekkür ederim. Almayalım, alalım, mani olmayayım. Ben aldım. Bayağı bir 10 gün kustum. Ağladım sürekli. Şimdi bu konulara geleceğim. Ablalar hayatına girdi. Evet. Hayatını, adamın ya, hayatını döndüren... Adamın finansın... hayatını döndürmüyorlarmış Gökay'cığım. Ablaları adamı dolandırıyorlarmış. Tamam mı? Bildiği... oteli var bunun. Diyelim ki otelden aylık 100 bin, 120 bin Taksim'de para kazanılıyor. Ha. Ama bunlar bunu 3'e bölüyor ve diyorlar ki otel 40 bin lira kazandı. Bu da zannediyor ki 40 bin lira kazandı. Hiçbir şekilde bilançolara, muhasebeye girmiyor, bakmıyor, bunları araştırmıyor. Bir gün ben artık bunlara iyice otelde uyandım. Otelde çalışmaya başladım. Tabii okulda otelde çalışan muhasebeci olsun olsun ben gidip geldiğim için. Şimdi bunları ben soruyordum. Laf hani sıkıştırıyordum, anladın mı? Soruyordum. Ve ben fark ettim ki bunlar para çalıyorlar. Ve bunu Emre'ye söylediğimde bana o kadar ağır hakaretler etti ve beni, oğlum vardı 1,5 yaşındaydı Erol o zaman sadece. Beni sokağa attı. Benim var Furya'da evim. Gittim genç kızlık evimi aldım orayı. Gittim oraya. Ondan sonra ablamın yanına orada kalmaya başladım. Ondan sonra İlk benim bir tane... İlk büyük tartışmanız evet, bu muydu? Bu ablaları yüzünden. Çünkü ablaları beni hiçbir zaman istemiyorlardı. Çünkü benim gözümün açık olduğunu ve onların yaptığı dolapları çevirdiklerini ortaya çıkartacağımı çok iyi bildikleri için benden korkuyorlardı. Tamam mı? Ben de buna dedim ki bak... Sen oyunu bozdun ya. Bozdum yani. Hem de ne bozdum? Çingene pazarı gibi birbirlerine girdi. Sülalesi hepsi dolandıran dolandırana. Dayısı... Ablaları üçü birlikte, bir de küçük dayısı var Emre ile ablasıyla aynı yaşta, annesi kardeşi. Birlik olmuşlar. Adamın Bursa'daki arazilerine kadar dayısı izinsiz bir şekilde kendi üstüne geçirmiş. Ve bunlardan hemen haberi yok. Bunların hepsi bende videolu, ses kayıtlı. Hala o günkü kavgaları falan hepsi duruyor. Bunları da yayınlayacağım. Hani iddia ediyor, benim dolandırdığımı söylüyorlar ya. Çok komedi ya. Bunlar 4 tane yeminli mali müşavire. 2014 senesinde 2014 bin lira mı, yalan olmasın, para verdim. Yeminli mali müşavirlerin incelemesiyle bunların para çaldığını, bunu dolandırdığını ispatladım evrak üstünde. Sözlü değil bak. Evrak üstünde ispatladım hepsini. Sonra bunlar birbirlerine girdiler. Adamın oteli, adam kendisi almış. Benden önce, benim şeyim yok tabii ki. Ablası geliyor diyor ki burası benim. Ben tırnaklarımla yaptım. Ne yaptın sen? Adam para kazanmış, adam almış. Sen hayırdır dedim ya. Ne yaptın? Birbirimize girdik. Bunlar saldırdı mı bana? Bildiğin saldırdılar saçıma başıma. Şiddet dağıldı. Uyguladılar yani. Tabii. İkisi raporla, bir... Rapor aldın ne olduğunu? Ceza aldılar. İkisi bir bana saldırınca ben de bunlara patakta. Üçümüz birbirimize bir girdik. Artık kim ne yerse. Ondan sonra mahkemelik olduk. O konuda hiçbir şey söyleyemedi. Emre bana şunu söylemişti. Sen benim hayatıma girdin. Ve benim gözümü açtın, Allah seni bana gönderdi derdi. Peki şu an nerede biliyor musun? Yine aynı ablalarının kucağında. Bana diyor ki beni ablamların kucağına gönderme. Sen zaten oradaydın. Ben seni oradan kurtardım. Bunlar seni dolandırıyordu, gözünü açtım. Sen sırf benden intikam almak için gene gittin onların kucağına oturdun. Bu kadar karaktersiz. Anladın mı? Bu kadar karaktersizler. Ve ablaların onu dolandırdığını o kadar iyi biliyor ki bunlar evrakla ispatlı, benim onu dolandırdığımı iddia ediyor. Peki ben buralarda kızıyorum sana. Bak evliliğinin 1,5 senesinde görümcelerinle saç saça baş başa meydan muharebesine giriyorsun. Adam dönüyor tekrar kardeşlerini tercih ediyor. Kardeşlerini tercih etmedi, beni tercih etti. Ne kardeşini tercih edecek? Ta ki ne zaman ki biz bununla kavga ettik, düşman olduk, birbirimize girdik.
sırf onlara yanaştı, onlardan hani bana düşman oldukları için fayda görebilmek için, menfaat için. Yani 3,5-4 sene... Bunların bir kardeşliği yok, bunların ilişkileri hep menfaat üzerinde kurulur. 3,5-4 sene önce başlayan boşanma süreci esnasında mı tekrar kardeşin? Tabii. O süreye kadar? O süreye kadar. Yüzlerine bakmadı, neler söyledi onlara, yani neler. Yani 7 senelik bir beraberlikti, 1,5 senesinde ablalarıyla kavga etti. Yani bu adam 5 sene boyunca kardeşine sırt mı döndü? Evet, muhatap olmadı. Adama neler yaptılar? Adamı kendi otelinden polis çağırıp aldırdılar. Gökay düşünsene bir dakika. Burası senin, sen çalışmışsın, kendi paranı almışsın emeğinle. Seni buradan ben geliyorum, polis çağırıyorum, seni buradan aldırıyorum. Gerekçe? Biz yaptık burayı diye. Ne şirket, onların şirketi o anda. İmza yetkisi onlarda var, üç ortak şirkette. İmza yetkisi ablasında diye kendi otelinden adamı polis karakoluna aldırdı. Bunların hepsi kayıtlı karakolda. İmza yetkisini verirse tabii yani. Hayır, bunlar yaşandı yani, anlıyor musun? Bunların videoları da var bende. Ben sonrasında akabinde bir tane önceden severdim, şimdi hiç sevmediğim bir insan var, Ozan diye. O bana dedi ki, ben dedim bu herifi boşayacağım, bu salak dedim ya. Bu göremiyor dedim, resmen bunu dolandırıyorlar ve bu görmüyor dedim. Ben buna bir şey yapamam dedim yani. Bana dedi ki sen Allah'a inanıyor musun dedim, inanıyorum. İlahi Adalet'e inanıyor musun? İnanıyorum. O zaman dedi bekle, ben de bunların hırsız olduğunu biliyorum. 3 ay süre ver bana. Bunların hırsız olduğunu ispatlayacağız dedi. Tamam dedim. Sustum gittim. Evliliğim, sırf çocuğum var diye, kurtulsun diye. Bir gün oturuyoruz. Artık emin oldum her şeyi. Müdürüne kadar otelin hepsini ayarladım. Hepsi bunların para çaldığını biliyor ve konuşmaya ikna oldular. Aha. Tamam mı? Emre dedim ki, Emre dedim, sen eğer bunların bir kuruş almadığını biliyorsun ya dedim. Eğer buradan 40 bin lirada kendilerine para aldıklarını bilseydin devam eder miydin dedim bunlarla. Hayır dedi, asla. Tamam dedim. Pazartesi günü dedim avukatıyla mali müşavirini al. Oraya otele git. İnceleme yap. Eğer ki bir şey çıkmasın, bir daha ağzımı asla açmayacağım ablalarımla ilgili dedim. Tamam dedi. Bu gitti incelemeye bu. Bir patladılar. Önce evrakları vermemeler, otele sokmamaya çalışmalar, neler ne oyunlar ne dalavereler yaptılar, anlatamam sana. Oturdum izledim. Gülüyorum sadece yani. Bu kadar basitlik olamaz. Bir insan kendi kardeşini nasıl dolandırır ya? Göz göre göre 20 sene boyunca arsayı satıyorlar, adama 1 milyon diyorlar, arsayı 2 milyona satıyorlar, 1 milyonu indiriyorlar üstünden. Yani çok acayip dolandırıcılar ya, profesyoneller yani. Bulmuşlar kerizi, soğuyorlar, anladın mı? Ama sonrasında da şunu da düşündüm, bu adam hak ediyor bence. Anladın mı? Bu adam hak ediyor, bunu düşünüyorum. Çünkü insanları yanında kullanıp onlara hakkını vermiyorsan, ha tabii ki hakkı da alamıyor diye çalmak mübah mı? Değil. Ama bir şekilde bilmiyorum, etrafındaki herkes, yani ailesi bunu yapıyor bu adama. Düşünsene 20 sene boyunca adamın genel vekaletname vermiş ablasına. Ve ablası bunun hesabından, bunun haberi olmadan paralar çekiyor. Ve bu bunun farkında değil. Ben söyleyene kadar salak daha yeni fark etti. Abi bakıyor hesabına, ne paralar ne paralar Gökay, neler neler alınmış. En az 5 milyonluk yapmışlar zaten o dönem adamı. Ve bunları gördüğünde birbirlerine girdiler. Hmm. Bu tarz bir şey, hani hukuki iftira olamaz. Bir süreç vesaire falan. Ama yani bak, burada genel vekalet var. Ben dava var. Açmak istedim. Bilmem ne var. Ben dava açmak istedim. Bana dedi ki dava açarsan seninle hani ayrılırım. Bırak gitsinler, dava açma. Ben istedim dava açmak, gerçekten yargılanmalarını. Buna bir protokol yaptılar. İşte hiçbir şekilde 15. maddede, protokol duruyor hala bende. Hiçbir şekilde inceleme yapılmayacak şirkette. Evraklar ve her şey alınmış ve incelenmiş sayılacak diye. Pardon, sen bu maddeyi koyuyorsun da devlet takar mı? Devlet takmaz o protokolü. Sen ancak onu kardeşine yedirirsin. Bunlar vergi de kaçırmış. Bunlar krediler çekmişler, faturalandırmamışlar. Ona buna vermişler, faturası işler yaptıklarını iddia ediyorlar. Neler neler yani. Yok, peki, ablalarıyla olan olayı herhalde değildi değil mi? Emre ile sizi bu noktaya getiren o tam kırılma noktası. Yok, kırılma noktası değildi ama bu beni çok yıpratmıştı yani. Bu ablalarının göz göre göre benim çocuğumun rızkını çalmaları ve üstüne üstlük beni karalamaları, bunu salak yerine koymaları, ölümcül bir darbe aldınız bana orada. İnanmaması falan beni çok yaraladı o dönem tabii. Peki. Ki. Ama sonrasında bir şekilde düzeldi, affettirdi kendini. Aşk galip gelmiş vesaire. Ya işte ben ayrılmak istediğimi söyledim. Tamam mı? O gün eve geldiğinde ben dedim ki, gördün mü gözünle, bana inanmıyordun, gördüm. Şimdi ben senden boşanmak istiyorum çünkü sen bana inanmadın dedim. Ağladı, ben ayrılmak istemiyorum senden, ne olursun bütün mal varlığımı senin üstüne yapayım dedi bana. Ben dedim ki hayır, ben senin hiçbir şeyini istemiyorum. Bunu kendisi çok iyi biliyor.
Ben sana güveniyorum. Bir daha böyle bir şey yapma. Biz aynı gemideyiz. Biz bir aileyiz. Ne senin annen ne benim annem ya da kardeş bunlar önemli değil. Biz bir aileyiz. Bizim çocuğumuz var. Biz bunu düşünmek zorundayız. Onun riskini ben korumak zorundayım. Bu düşünceyle ben. Yoksa ablaları iyi insanlar olsaydı, hani bize destek çıksalar, gerçekten hakkıyla yapsalar, niye ben insanları kötüleyeyim ya da iftira atayım ki? Böyle bir şey olabilir mi? İnsan insana her zaman lazım. Hayır. Ha şöyle de yapabilirdim. Belki benim yerimde başkası olsa ablalarıyla birlikte geçerdi oraya, indirirdi beraber, bakardı işine. Bunu da yapabilirlerdi. Ben göz yummadım ama. Çünkü ben hırsızlıktan nefret ediyorum. Anladın mı? En sevmediğim şeydir. Bir de bunu kendi kardeşine yapıyorsun. Nasıl bir karaktersizlik? Nasıl bir karaktersizlik ya? En büyük artık sizi bu dönülmez yola sokan mevzuyu anlat. Ya şimdi biz ayrılmaya karar vermiştik zaten. Anlaşamıyorduk. Ama bu mühim vardı. İkinci, üçüncü çocuklar geliyor yani. Sebep yokken, ikinci çocuktan sonra. Sonrasında ben karambole hamile kaldım işte. Esleme, en son çocuğuma. Hamile olduğumu öğrendim işte. Kickbox müsabakasındaydım. Kickbox maçına çıktım. O gün normalde benim hiç öyle tansiyonum falan düşmez. Kickbox nereden çıktı? Kickbox yapıyorum ya ben profesyonel. Ha bir de. Aynen. Allah Allah. Hamilesin ama o sırada da. Bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Allah. Ramazan ayı. Ramazan o. Ha. Ayda bir. Yani anladın mı? Bir ay bir. Ben ihtimal vermedim hani. Hiç aklımın ucundan geçmedi ki hamile kalabilirim. Siz böyle ayrılmaya karar verdiğiniz bu aşamada. Neden? Tam oldu. Ben işte oldu. O gün ringdeyken tansiyonum düşünce ben buna dedim ki ben de hamileyim galiba. Olamaz dedi. Ya dedim hamileyim kardeşim, benim tansiyonum normalde. Ben dövüşürken tansiyonum düşmez. Benim adrenalinim yükseldiği için bende kesinlikle öyle bir tansiyon düşmesi olmaz. Kendimi biliyorum. İnanmadılar bana. Sabah 5'te git dedim testi al gel. Bir yaptım testi, hamileyim. Dedim ben bunu aldıracağım. Denedim baktım ne diyecek diye merak ettim. Şu inançlı bir insan 5 vakit namaz kılıyor ya, o zaman bilmiyorum daha bunları. Ne diyecek diye merak ettim. Hayır dedi, aldıramaz. Aldırma işte, günah o çocuğu falan filan. Ben zaten aldırmayacaktım. Niye kıyayım, iki tane doğurmuşum, üçüncü çocuğum Allah vermiş. Öyle eslem oldu. Giydik de oldu eslem. Hayatta şunu fark ettim bir de tecrübelerimden. İnsan, evet evlendiği kişiden nefret ediyorsun, pişman oluyorsun. Ama sahip olduğun çocuklardan hiçbir zaman pişman herhalde olmuyorsun. Herhalde canım, olur mu öyle şey? O senin yani, senin de yani. İkinizin ya, beraber ürünü. Keşke farklı birisiyle evlenseydim. Ama yine aynı çocuklarım olsaydı diyorum bazen yani. Pişman mıyım? Çok pişmanım. Çok pişmanım bununla evlendiğimi. Çünkü aklı başında olduğunu düşünmüştüm. Ama birilerinin maşası olarak sürekli birilerinin çok yönettiğini... Çok mertçe soracağım sana. Eğer ki o çağrıya karşılık vermeseydin, o beyaz arabaya binmemiş olsaydın, seni daha mı mutlu bir hayat bekliyordu? Bence kesinlikle. Yanlış tercih yaptım. Ama o çocuklar olmayacaktı, bilmem ne olmayacaktı, evet. Vesaire falan filan yani baktığın zaman. Yani çocuklardan dolayı işte insan bir şey diyemiyor. Şimdi bak anlattığın şeylere baktığım zaman. Kesinlikle. Koruma güdüsü ya var, o var mı? Ya beni en çok yıkan şey yani Gökay. Kabul et, bak, sen bu adamı çok sevmişsin ama. Ben sevmedim demiyorum, inkar etmiyorum bak, yalan yok. Ben inkar etmiyorum, sevmedim. Ben tabii ki sevdim, benim onun çevremdeki herkes biliyor ne kadar sevdiğimi ve ben onun için neleri göze aldım bilemezsin. Ben onun için ölümü göze aldım, ölümden döndüm, cezaevine girmeyi göze aldım, cezaevin ucundan döndüm. Ben onun için birçok şeyi göze aldım, neler neler yaptım. O bunu çok daha iyi biliyor. En çok, en büyük pişmanlığım zaten değmeyecek bir insana kendimden çok fazla ödün verip fedakarlık yapmışım ben. Peki şimdi bak, FETÖ muhabbeti var, o var, bu var, bir sürü mevzu var. Bu boşanma mevzusuna yalan karar değil. Verdikten sonra ortaya çıkan. Sen bu evlilik süresince bak, ortaya bu çıkan adamda değil. Hiçbir şey fark etmedin tatlım, mi? Tatlım, evlilik birliği içerisindeyken zaten FETÖ'nün içinde olduğunu biliyordum. Benim evimde toplanıyorlardı daha darbe olmadan önce. Bu FETÖ yüzünden ben ona laf söyledim. Ben sevmiyorum. Kim dedim bu ya? Affedersin moruk, kim dedim onun dedim. Evde resmi var, bilmem neyi var. Sen dedim 5 vakit namaz kılıyorsun. Fethullah i̇şte, Gülen'in mi resmi evet, vardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için demiş, diyor ki işte benim resmimi görürseniz alın ayağınızın altına ezin diyen bir ümmetin sen şeyiyken kalkıp da bu adamın resminin ne işi var dedim burada. Kızdı, bana bir ton laf söyledi, hakaret, sen Fethullah Hoca için böyle konuşamazsın, bilmem ne falan. Ve Erol'a hamileyim o zaman ben daha, 2013 senesi. Sinirimden çatladım ve Allah'ım dedim. Allah bunların hepsinin belasını versin. İnşallah dedim, ne hocası kalsın ne bilmem neyi diye bir beddua etmişim içten. O kadar ağladım, üzüldüm ki çünkü çok laf söyledi bana. Ben hacı hoca falan bu tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Tamam,
Hani iyileri illaki var ama çok nadir, çok sahtekar var biliyorsun dini kullanan. Peki bu şimdi sebepten, 15 Temmuz muhabbeti ne kadar? Bak, sonra ne oldu? Dur. Sonra ben Elvin'e hamileyim, ikinci çocuğuma. Evdeyim. Yeni doğum yaptım. Ha. 14 Temmuz'da doğum yaptım öğlen. Akşam doğum yaptım gece. 12'ye 10 kala Elvin'i doğurdum. Öğleninde çıktım 14 Temmuz'da hastaneden eve gittim. Bu Antalya'ya gitmiştim. Şak darbe. Oldu mu? 15'inde gittim tabii. 14'ünde doğum yaptım. 15'i sabahı ben çıktım. Kadıköy'den eve geldim Arnavutköy'e. Ablam aradı beni. Sakın bir yere gitme, çıkma. Darbe olmadı. Nereye çıkayım? Daha yeni doğum yapmışım. Çocuk kucağımda, evdeyim. Anladın mı? Nereye gideceğim? Bunu aradım. Dedim ki ne oldu Emre'cim? Ne oldu o cana? Darbe yaptılar dedim. Ne oldu? Ben nereden bileyim, ben kullanıldım, ben kandırıldım. O evdeki şeyleri yok et işte, onlardan kurtul falan filan bana. Şimdi evlilik birliği içerisindesin. Çocuk var. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Mecbur gizleyeceksin. Ne yapacaksın? Ben bunu sevmediğimi söylüyordum ona zaten en başından beri. Bunun için kavga ettik. Anladın mı? Ben bir şeyleri hissedebilen bir insanım. Bunların sahtekar olduğunu zaten tahmin etmiştim. Hep bu hacı hoca ayaklarında milleti dolandırıyorlar. Para peşinde hepsi, anladın mı? Ondan 15 sonra... 15 Temmuz'a kadar bütün ülkenin hissetmediği mevzuyu sen o dönemlerde ne oldu da ne sezdin? Hayatım, ben ezelden beri böyle şeylere karşıyım. Kendimi bildim bileli karşıyım. Yani bu tarz sahtekarları çok görüyorum televizyonda, orada burada dini kullanan insanlardan dolayı ben böyle dini kullanarak milletten para topluyorlar ya, o yüzden uyuz oluyorum ben, hoşuma gitmiyor. Bir şey, bir din adamı bir şeyi Allah rızası için yapar değil mi? Dindar bir insan. Para için mi yapar? Bunlar bildiğin insanlardan ona bu kadar vereceksin, buna bu kadar vereceksin diyen bir örgüttü bu. Bildiğin haraç kesiyorlardı. Neresi bunun din? Neresi Allah rızası için yapılan bir şey? Para gönderiyorsun. Nereye gittiğini biliyor musun? Adam kendisi yurt dışında. Madem peki, bu kadar iyi bir adamsa niye kendi ülkesinde yaşamıyordu? Pekala. Ablalar ilk darbe. Ardından FETÖ muhabbetiyle bağlantılı olduğunu... Ya FETÖ muhabbetinden problem yaşamadık biz kendi içimizde de. Ben ona kızdım. Bu sebepten bize bir zarar gelecekse benimle ayrıl dedim ona. Bunu söyledim. Eğer bu örgütün içindeysen gerçekten bak buradan bize bir zarar gelecekse benden ayrıl dedim ona. Yok ben hallettim dedi. Nasıl hallettiğini bilmiyorum artık. Ama ben ona bunu söyledim. Ben bu sevmediğim insanlar yüzünden, senin yüzünden bir de üstüne üstlük bedel ödeyemem yani, anladın mı? Zaten sevmiyorum adamı, onun yüzünden kavga etmişim. Bir de oradan şey alacağım, anladın mı yani? Zarar göreceğim. Allah. Peki ölümcül darbe, net boşanmaya karar verdiniz. Ölümcül darbe. Ne oldu? İlk boşanma davasından o boşanma davasında sizi getiren ağladı, sebebi söyle. Feragat ettirdi. Şöyle bir gün bana dedi ki Yağmur dedi, ben dedi artık devam etmek istemiyorum. Yoruldum. Bana yanında çalışanlarına davrandığın gibi davranıyorsun dedi. Evet, bazı konularda hakkı vardı. Çünkü bu kadar yaşadığımız olaylar ve ilişkimizin içine dahil olan insanlar beni yıpratmıştı. Ve ona karşı biraz ilgim, sevgim azalmıştı. Artık ona karşı nasıl diyeyim, sadece çocuklarımdan dolayı bir saygım vardı, sevgim. Üç çocuk da doğmuş muydu o süreçte? Evet. Doğdu. Aynen. Bundan dolayıydı. Bunun dışında adam gibi böyle duramadığı, beni koruyamadığı, ailesini savunamadığı ve sürekli birilerinin aklıyla hareket ettiği için gözümden düşmüştü. Anladın mı? Düşmüştü yani açıkçası. Yani boşanma talebi evden geldi. Çalışmıyor, evde oturuyor, yatıyor. Evde sürekli yatıyor, çalışmıyor. Hani eve gittiğimde sürekli dır. Hani o mu kadın, ben mi erkeğim ya da tam mı tersiyiz, hiç anlayamamıştım. Bütün sorumluluk benim üstümdeydi. Her şeyi ben çalışıyordum, ben yapıyordum, koşturuyordum. Borçlardan, ödemelerden, çocuklar falan derken hem doğum yapıp hem çalışıp hem bütün her şeye ilgilenmekten gerçekten yorulmuştum Gökay. Bunların hepsi ispatlı, belgeli. Şimdi insanlar diyor ki adamın otelini işlettin. Ama ben adamın otelini işletmeden önce sokakta kalmıyordum bir kere. Evim vardı, işim vardı. Ben o adamın otelini işletmeseydim, o adamın otelinden kazanacağı para aylık kira bedeli 40 bin liraydı. Ben kaç para kazandım? Bilançolar ortada. Bilançolar ortada, ödediğim vergiler ortada. Ben oradan 120 bin ile 150 bin lira arası kar elde etmişim her ay. Hadi kim kazandırabiliyordu o oteli? Biri çıksın kazandırsın. Eski işletildiği dönemdeki bilançoları koyun. Benim işlettiğim dönemdeki bilançoları koysunlar.
Hepsi evrak üstünde Gökay. Bunları inkar edemezsin ki. Ödediğim vergi belli, gelirim belli, giderim belli. Ya zaman içerisinde yaşananlar sizi yıpratmış. Adama da biraz ilgisiz davranmışsın. Davrandım çünkü pasifim pasifiydi. Hiçbir zaman cinsiyetiyle ilgili, cinsel kimliğiyle ilgili şüphem olmadı. Evet ama karakteriyle ilgili pasif olduğunu düşünüyordum. Anladın mı? Sürekli ablasının dizin dibinde, anasının dizin dibinde. Ulan sen 37 yaşında kazık kadar herifsin be. Kazık kadar herif ya bu. Milletin aklıyla mı hareket edersin Gökay? Annene mi sorarsın gidersin ya da yani aklı yok mu bir insanın? Ben kendi ayakları üzerinde duran aklı başında bir adamla evlendiğimi düşündüm. Fakat bir baktım adamı yöneten iki tane kadın. Ablaları hem dolandırıyorlar hem istedikleri gibi yönetiyorlar. Ve dava süreciniz böylece başladı. Yani yıllar içerisinde sen biraz daha maskülen ve erkek pozisyonuna düştün aile içerisinde. Evet. Daha bir didaktik olmaya başladın. Bunun altında ezilen bir erkek vardı ve bu kadar sevip, bu kadar ablalarını falan karşısına alıp 3 çocukla ayakta tutmaya çalıştığı bu evlilikten vazgeçti ve senden boşanmak istedi. Tek sebep sence bu muydu? Hayır, bu değildi bence. Bence sebep yaşadığı diğer ilişkileriyle ilgili. Diğer cinsel kimliğiyle ilgili bence bunun duyumlarıma göre videoları vardı ve birileri tarafından şantaja uğruyordu. Bu videoların ortaya çıkmasıyla akabinde benim onu boşayıp hani her şeyini kaybedeceğini düşündüğü için bence boşanmak istedi. Ben böyle düşünüyorum. Ha, erken boşanayım. Akabinde de zaten korktuğu şey başına geldi ve ortaya çıktı. Ama yani önemli olan bu kimliğin ortaya çıkması değil miydi? O sırada evli olması ya da evli olmaması neyi değiştirecekti? Ha. Olur mu? Boşanma davasında çok şey değiştirirdi. Tamam. Şu an değiştirdiği gibi. Hmm. Çünkü siz yani bir insan, hiç kimse cinsel kimliğini gizleyerek bir evlilik kuramazsın. Bu konuda dürüst olmak zorundasın. Yasalar da bunu söylüyor. Cinsel kimliğini saklayamazsın evleneceğin kişiden. Açık açık söylemek zorundasın. O kişi bunu kabul eder ya da etmez, o onun kararı. Ama sen onu yıllarca kandırarak böyle bir evlilik sürdürüp çocuk yaptırıp akabinde bunu söyleyemezsin ya da bu ortaya çıktıktan ağrını, sonra... Yani bir kadınla aldatılmış olsaydın bu kadar ağrına gitmez miydi? Keşke bir kadınla aldatılmış olsaydım. Görüntüleri gördün mü? Bir kısmını. Ne hissettin? Midem bulandı. Peki yüzü gözü falan gözüküyor mu? Yani yüzünü görmedim ama vücudunu tanıyorum tabii ki, 7 yıllık kocamın vücudundan tanıyabiliyorum. Yani. Ses, konuşma vesaire bir şeyler. Var. Sana bunlar... Peki bu videoyu bana kim verdi? Kim verdi? O işte müptezel. Ha, hayatına giren müptezel. Erdi Sungur işte zaten burada mı devreye girdi? Zaten benim onunla tanışma amacım buydu, bu videoydu. Ha. Ve o videoyu çeken de Erdi. Peki Erdi çekti bu videoyu. Evet. Erdi peki niye bir böyle bir şantaj videosu çeker ya da aklına niye gelir bu? Erdi sana... Ya cebinde 5 kuruş parası olmayan, hayatı boyunca sigortalı bir işte bile çalışmamış, sürekli cezaevine girip çıkan sabıkalı suç makinesi bir kişinin bunu yapması sana abes mi geliyor? Yani Erdi dediğimiz karakter hayatını bu ve benzer şeylerle mi kazanıyor? Tabii. Kadınları, erkekleri, işte bu tarz insanların açıklarını kullanarak, şantaj yaparak insanlardan para temin ediyor. Sana ilgisi, sana alakası, sana ben özel bir şey... Ben onu çok sonradan fark ettim. Bana anlattığı üzere çok sonradan fark ettim. Bunu bir mektup yazdım. Mektubunda da anlatmış zaten. Benden çok önce Emre ile tanışıyorlarmış. İşte bu Aysun Koyacı zamanından. Aysun'la da zaten aralarında açık bir ilişki varmış. Birlikte aynı ortamda takılıyorlarmış. Erdi İddia gibi benzeri oldu. İnsanların yanında. İddia diyelim yine buna. Bunun o döneme şahit olma, yapma. Şimdi bak, bu da kadının kadına şiddet olmasın. Yani anlatabiliyor muyum? İddianın ötesinde şeyler bunlar. Yani bir o evlenmediler mi onlar? Yok. O birliktelik esnasında herkesin ayrı özel hayatı da var mıymış yani? Varmış. Bunları sana Erdi mi anlatıyor? Erdi olsun. Başka yanlarındaki arkadaşları olsun. Ha. O dönemde. Ya sonuçta yerin kulağı var. Yani insanlar bir şekilde dahil olduklarında insanlar konuşurlar. Kayıp. İnsanları susturamazsın yani. Ya el alem denilen, birçok insan var. El alem denilen çete zaten o korkunç tabii. Bir şey de yani hani tabii ki insanı doğru yola götüren de duydukları oluyor ama bazen işte şarampolden yuvarlayan da doğru bildikleri, doğru sandıkları ya benim oluyor. Benim araştırmalarım ve duyduğum şeyler, gözlemlerim doğruluk payını çok arttırıyor yani. Tabii o zaman yanlarında değildim, bilemem.
Ama yanlarında olan bizzat bunlarla bunları yaşamış insanlar var etrafında. Evliliğiniz süresince Emre'nin iddia edilen diğer hayatıyla ilgili sana malzeme ve done getirmeye çalışanlar oldu değil mi? Hayır, evliliğim boyunca ben hiç kimseyi zaten birlikte olduğum insan hakkında konuşturmam. Sevdiğim ya da arkadaşım hakkında böyle da konuşturmam. Böyle iddialar geliyordu ama değil mi kulağına? Bir kere böyle bir şey duydum ama inanmadım, ihtimal vermedim işte. O arkadaşım ondan sonra işte ne zaman ki bu benim hakkımda işte fuhuştan sabıkası var diye iftira attılar bana. Aha. Ki benim bir sabıkam yok. Fuhuş sabıkasını geçtim, benim herhangi bir sabıkam da yok. Ondan sonra o arkadaşım beni tekrar arayarak dedi ki zamanında beni konuşturmadan inanmadın, şimdi beni dinlemeye hazır mısın dedi, sana bir şeyler dinleteceğim. Kadın tamam dedim. Mıydı, erkek miydi, trans bireydi? Transseksüeldi. Bana bunları söyleyen kişi transseksüeldi. Ve bir takım kişilerle beni konuşturdu, buluşturdu. Onun birlikte olduğu, bunlardan birkaç tanesi şahitlik kabul etti. 3 kişi var şahitlik yapan şu anda. Ama bu çok fazla zaten aslında ve korkuyorlar. Teşekkür ediyorum ya. Ben teşekkür ederim.